Merhaba sevgili satranç severler. 23. sorumuz olan diyagramdaki sorumuzun baş kahramanları dünyanın en iyi oyuncuları olan Anatoly Karpov ve Garry Kasparov. Efsane maçlarından bir tanesini şimdi inceleyeceğiz ve o diyagrama nasıl geldiklerini göreceğiz. O diyagramı da çözeceğiz hep beraber, analizleyeceğiz. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Vasçkov'un bize anlattığı bir şeydi. Bu maçtan sonra özellikle Kasparov'un şöyle söylediği, rivayete göre şöyle söylediği söyleniyor. Oyun sonunu Karpov'dan öğrendiği söyleniyor. İnanılmaz bir oyun sonu tekniği var Karpov'un. Çünkü oyun sonu dediğimiz bilgi ve şema çizme üzerindedir. Yani hesap yaparak oynayamazsınız oyun sonunu. Bilgi olması lazım ve bir şema çizmeniz lazım. Taşlarınızın yerlerinin nerede olacağını hayal etmeniz lazım. Bu Karpov'da muhteşemdi. İnanılmaz bir tekniği var Karpov'un. Zaten Karpov'un tekniğinden dolayı Karpov'dan çok çekinirlerdi. Yani Kasparov'un veya başka bir oyuncunun hemen kazanacağı konumları agresif oynayıp Karpov konumsal olarak rakibi boğmaya çalışırdı. Nefes aldırmamaya çalışırdı. Tekniği böyleydi. Aynı zamanda psikolojik bir üstünlük kurardı. Karpov'dan sonra buna en yakın Leko çıktı. Ama Leko o kadar teknik gösteremedi piyasaya çıktığında. Sonra Kramnik çıktı. Kramnik muazzamdı teknik anlamında. Ama Karpov'un halen eline su döken yoktur bu anlamda. O maçlardan bir tanesi bu. Ve Kasparov'a da oyun sonu öğreten bir maç gerçekten. Muhteşem bir maç. Gelin hep birlikte inceleyelim. Dünya şampiyonluğu maçı 1984 yılında. D4, D5, C4, E6, at F3, C5. Evet, Tarraş defansı. C çarpı D5, E çarpı D5, G3. Çok popüler bir varyant. At F6, fil G2, fil E7, rok. Rok, at C3. At C6, fil G5. Evet, burada fil E6 hamlesi oynanıyor. Fil E6 da var. C4 de var. CD4 de var. Fil E6'dan sonra C4 oynanıyor genelde at E5 oynandığında. C çarpı D4 almayı tercih etmiş Kasparov. At çarpı D4, H6, fil E3. Kale E8, vezir B3. Çok mantıklı bir hamle. Vezir B3'e gidiyor. Bağlantıya çok kaleler arasında. Kale D1, kale C1 gelmeyi planlıyor. At A5, vezir C2. Fil G4, at F5. Kale C8, fil D4. İzole piyon varsa önünde mutlaka bloke bulundurmamız gerekiyor. Karpov hemen blokeyi bulunduruyor. Fili D4 karesine yerleştiriyor. D5 piyonu ilerlemesin. Bazen çünkü feda yapılabiliyor izole piyon alan açmak için. Hemen bloke etmek lazım. Rusların bir atasöz gibi bunlar. Rusların söylediği bir şey bu. Mesela geri kalmış piyon varken, zayıf kare varken hemen oturmalı oraya taş derler. İzole piyon için de böyle. Fil C5. Kasparov da kaldırmak istiyor blokeyi. Fil çarpı C5. Kale çarpı C5. At E3. Burada eğer siyahların siyah renkli fili olmuş olsaydı tipik fedalar vardı. Kale çarpı E3 gibi. Bu olabilirdi. Kale çarpı E3 tarzı bir hamle olabilirdi. Eğer siyah fil olsaydı. Hani aklımıza gelebilecek bir şey bu. Aklımızda olması gereken bir şey. Şimdi burada D4 ile taş kazanabiliyor mu? Buna bakmamız gerekiyor. Siyahlar. D4 oynadığı zaman taş kazancı oluşuyor mu? Şimdi birincisi G4'ü alıp D piyonunu açmaza alabiliriz. At çarpı G4. At çarpı G4. Kale AD1. Şu an D piyonu açmazda. Vezir D dikeninden ayrılırsa eğer D4 piyonu düşecek. Ayrılmazsa bir sonraki hamle vezir oynayıp açmazdan kaçacağım. Yani D4'ten dolayı bir taş kaybetmiyoruz burada. Fil E6 oynamış ama şu an D4 istiyor. Kale AD1. Yine D4'ün bir tehlikesi yok. Vezir C8. Vezir A4. Vezir C2'den de çıktı artık açmazdan. Vezir A4 oynadı. Kale D8. Kale D3. Çok mantıklı bir hamle. D5 piyonu izole. D dikeninde kale bataryası kuracak ve D5'e baskı yapacak. A6 kale FD1. At C4. At çarpı C4. Kale çarpı C4. Vezir A5. Genelde bu tip konumlarda izole piyon ve izole piyonun renginde fil varsa bu biraz zayıflıktır. Kırmızıyla işaretleyelim. Ve biz siyah karelerde oynayabiliriz. Vezirin A5'te olması da bunu gösteren bir şey. Siyah karelerde oynayabiliyor beyazlar. Kale C5, vezir B6, kale D7. Hem 7. yatayı tutuyor hem de C8 vezirini saptırma durumunda D8 kalesi boşta kalabilir diye kale D7 oynuyor. Kale D4. Bakın siyah kareleri kontrol ediyor beyazlar. Vezir C7, vezir çarpı C7,
Kale D çarpı C7. Evet, Karpov'un sevdiği kısma geldik. Oyun sonu. Tekniğini gösterme zamanı. H3, H5, A3. Siyah kaleleri kontrol edecek şekilde devam ediyor oynamaya. G6, E3, Şah G7, Şah H2. Kale C4, Fil F3. Şimdi burada neden Şah H2 oynadığını düşünüyoruz. Sorgulayabiliriz. Fil F3, Şah G2 oynamak istiyor. Şahını G2'ye koyacak, filini F3'e koyacak. Aynı zamanda fili E2'den de oyuna girebilir. G4 sürme fikri de var. Neden G4 sürmek istiyoruz? G4, G5 de bu piyonları bağlamak istiyoruz. D5'i koruyan atı kaldırmak istiyoruz G4, G5'te. Bunu yapmak için de manevra yaparak hemen fil F3, Şah G2 oynayamıyoruz bu piyon boşta olduğu için. Önce Şah H2 oynuyoruz. Kale C4'de fil F3 oynuyoruz. B5'e şimdi Şah G2 oynuyoruz. Artık G4'de hazırız. Kale 7, C5. Kale çarpı C4. Kale çarpı C4. Neden kale C4 aldı burada? Eğer DC4 alırsa Kasparov, kale D6'dan sonra artık burada bir sıkıntı yaşayacak. Kale D6, A5'e, kale B6. Şimdi fil D7 oynayamıyor. Kale çarpı F6 var. O yüzden B5 piyonu düşmüş oluyor. Peki B ile alırsa ne var? Bu sefer de D5 piyonu her zaman bir hedef olacak yine. D5'e baskı yapacağım. Bundan dolayı kaleyle almayı tercih ediyor. C2 en azından açık kalsın, aktivite elde edebileyim diye. Kale D4. Tabii ki burada değişmek beyazın tek taraflı bir oyunu sürdürmesi demektir. Siyah sadece savunma yapabilir. Mümkün olduğu kadar tutmak zorunda Kasparov. Şah F8, fil E2. Siyahlar artık almak zorunda kalıyor. Kale D4, E4. Oluşan konuma baktığımız zaman iki tarafında izole piyonu var. Ama siyahların izole piyonu beyaz renkte, beyaz filleri var. Siyahların izole piyonu beyaz renkte olmasına karşın beyazın siyah renkte saldırı yapılamıyor. Piyonlar beyaz renkte ve beyaz filimiz var. Siyah kaleler çok zayıf. Yani kötü bir fil var. Pasif bir fil var şu an siyah için. Bunu kullanacak Karpov. Şah E7, at A2. Güzel bir hamle. Neden? Çünkü bütün piyonlar beyaza ve beyaz renkli fili olduğu için siyah kaleler zayıf. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? At B4, at D3, at C5 veya at E5. Siyah kalelere yerleşmeye çalışıyoruz. Fil C8, at B4. Şah D6, F3. Neden önemli F3? E4 karesini tutuyor. Artık şahını F2'den yanaşabilir. Atın E4'e gelmesini istemiyor. At G8, H4. At H6, Şah F2. Siyahlar da at F5 gayet güzel oynuyor. Atını F5'e yerleştirdi. At C2, F6. Burada fil D7 oynayabilirdi. Fil D7 belki daha iyi olabilirdi. A5, B4 sürmeye çalışabilirdi. En azından B5 piyonu desteklenmiş fil tarafından. A5 sürerse siyah kaleleri bir tane daha taş kontrol etmiş oluyor. Böyle düşünebiliriz. F6 oynamış. Fil D3, G5, fil çarpı F5. Evet, artık iyi ata kötü fil finaline gidiyor. Fil çarpı F5, at E3. Fil B1, B4. Evet, buna benzer bir finali aynı zamanda Fischer oynamıştı. Hemen hemen yakın bir final. Ve savunmuştu genelde. Ama şöyle bir teorimiz vardır. Eğer tek kanatta piyonlar varsa, yani merkezde ve şah kanadında veya merkezde ve vezir kanadında, tek kanatta varsa, iki kanatta değil, tek kanatta varsa merkezle beraber at daha iyidir. Bunun sebebi de şah içeri girer, at sürekli manevrayla şahı ister, şahı iter, içeri girer. Manevrayla şahı ister, şahı iter, içeri girer. Fil alamaz atı hiçbir zaman şaha çekildiği zaman, piyon finalinin kayıp olmasından dolayı. Ama çift tarafta piyon varsa fil iki tarafı da kontrol edebildiği için şah tek tarafta bulunabilir. Şahı itmek biraz daha zordur. Piyonlar da şahın girişini engeller çift tarafta olduğunda. Burada şu an çift tarafta piyonlar var. Tek tarafta yok. Beyazın bunu kazanması için bir kere içeriye girmesi gerekiyor. Şahını aktif hale getirmesi gerekiyor. Çünkü oyun sonunda şah çok önemlidir. Şahın aktifliği çok önemlidir. Ama şahını aktif hale getirebilecek bir konum yok şu an için. Burada siyahlar eğer beklerse fil G6 ile, ki biz bunu milli takım kampında da çok analiz etmiştik. Sayfalarca analiz yapılmıştı bunun için hatta. Çok zor beyazın kazanması siyah beklediği sürece. Çünkü şahın girebileceği kare yok şu an. Şah giremiyor. Burada fil G6 oynayarak bekleyebilirdi. Fil G6'ya beyazın hafif üstünlüğü var fakat yeterli değil. Mesela Şah G2 oynadığı takdirde G çarpı H4 alırsa G4 oynuyor, pardon. H çarpı G4, F çarpı G4,
Şah e6, şah h3, fil e4, şah h4, fil g6, h5'ten girişini engelliyor. At g2, fil e4, at f4, şah f7, g5. Bakın fikir ne? Tek tarafa itmeye çalışıyor gördüğünüz gibi. F çarpı g5 alırsak biz burada veya şah g7 oynarsak zaten at h5 at f6 var. F çarpı g5 alırsak şah g5'ten sonra atla manevra yapıp e5'ten şah çekiyoruz, g7'ye geliyoruz. Atla manevra yapıp şah çekiyoruz, f7'ye giriyoruz. Şahı iterek gidiyoruz yani. Ama burada fil f3 oynayarak şahın h5'e girişini yine engelliyor. Eğer f6 alırsa şah f6, şah giremiyor bakın. Bekliyoruz biz burada fille. Fil e2, fil d1 hangi karede bekleyebilirsek bekliyoruz. Şah giremiyor, itemiyor bizim şahımızı. Ve beraber olabiliyor. Tabii ki ince bir oyun sonu siyah için ince oynaması gerekiyor. Ama berabere şansı var. Yani bu piyon yapısını bozmaması gerekiyor. Beyazın ilk tepkiyi göstermesi gerekiyor ki şahın çeli girişi biraz daha zorlaşsın, tempo kaybetsin. Siyahlar da hazırlığını yapsın. Ama Kasparov burada Karpov'un hamlesini tahmin etmeden G çarpı H4 oynuyor. Burada size diyagram olarak verdiğimiz konum da bu. Bizim şimdi içeri girmemiz lazım. Bu şah nereden içeri girebilir? Şahımızı F4'e koyduğumuzu düşünelim. Bu fil burayı tuttuğu sürece hiçbir zaman giremeyecek içeri. Yani at F5 şah çekerse almayacak siyahlar. Şah F5'ten giremiyor. Bu şahın girebileceği tek yer H4 karesi. Kasparov'un G çarpı H4 almasının sebebi bu. Siyahlar G çarpı H4 alarak H4 karesini tamamen kapatmak istiyor. Orayı kapalı tutmak istiyor. Ama H4 karesi kapalı olmazsa şah G2, şah H3, şah H4 ile girebiliyor. Girdikten sonra H5 piyonunu alıp artık G6'dan veya duruma göre G7'den içeri sızabiliyor. Ve şahı itmeye başlıyor. Bunun için H4 karesinin açık olması gerekiyor. Bunu da ne sağlayabilir? H4 karesinin açık olmasını buradaki hamlemiz sağlayabilir. Ne demiştik? Eğer piyonlar tek kanatta duruyorsa merkez ve vezir kanadı veya merkez ve şah kanadı at daha üstündür. Şimdi artık şah kanadı tamamen dağılabilir. Tamamen piyonlar yok edilebilir Karpov'un hamlesiyle ve at file üstün olduğunu gösterebilir. Burada efsane hamlesi geliyor Karpov'un. At G2. Gerçekten muhteşem bir hamle. Eğer H3 oynarsa siyahlar at F4. H5'i istiyorum, H3'ü istiyorum ve şah G1, şah H2, şah H3, şah H4, H5'i alıyorum, piyon önde kalıyorum. Bu sefer piyon önde girmiş oluyorum varyanta, daha temiz. H3 oynayamıyor. H çarpı G3 oynamak zorunda. Şah çarpı G3, bakın artık bu kare bizim elimizde. Şah E6, at F4, şah F5, at çarpı H5. Şimdi tehdit ne? At G7, at E8, at C7 ile A6'yı almak. At G7, at E8'e izin veremez siyahlar. Mecburen şah e6 oynamak zorunda kalıyor. At f4. Şimdi d5 boşta. Şah d6 oynamak zorunda. Ve biz şahı şu an atla ittik. Artık şahımızı ilerleyip içeri girme zamanı geldi. Şah g4. Fil c2. Şah h5. Fil d1. Şah g6. Şah e7. Eğer burada fil f3 alsaydı şah f6 alıyorduk. Ve size bahsettiğim konum. Bakın burada yapmamız gereken şu. At ve fil olmadığı takdirde konum kayıp. Çünkü piyon finali kayıp. Şah nereye giderse gitsin. Şah geliyorum, sıkıştırıyorum. D piyonunu alıyorum, kazanıyorum. Şimdi benim yapmam gereken nedir? Mesela burada siyah ne oynarsa oynasın. Fille atı değişemeyeceği için her yerden gidebilirim. At G6'dan, at E6'dan fark etmiyor. Mesela fil E4 oynadığını düşünelim. At G6 yaparsak, at G6'ya beraber oluyor. Neden? Fil çarpı G6, şah çarpı G6, şah E6 oynuyor. Aslında beraber olmuyor. Şah G5'e yine kazanıyor. Pardon yanlış söyledim. Ama zaten at G6 oynamayalım diyelim biz. At E6 engelleyemiyor benim atım. Neden? Çok basit. At G7 geleceğim. At E8 veya at F5 şah çekeceğim. Veya at G5 geleceğim. At F7 şah çekeceğim. Şahı C6'ya atacağım. Şah E7 gireceğim. At E5 şah çekeceğim. Şahı B6'ya atacağım. Şah D6 gireceğim. Yani kaybedecek. İte ite şahı şah kanadından vezir kanadına doğru gireceğim ve kazanacağım. Zaten partide benzeyecek buna. Şah G6'ya şah E7 oynuyor. At çarpı D5. Şah E6. At C7. Şah D7. At A6. Aslında burada itmeden direkt piyonları toplamış oldu zaten. Ama dediğimiz gibi burada fil çarpı F3 oynasaydı bunu kazanıyordu. Biraz ilerletebilirim sizin için bunu. At E6. Mesela beklemiş olsun böyle. At G5. Beklemiş olsun. At F7. Şimdi şah D7 gelirse şah E5'ten sonra
D5 piyon düşecek. Şah E6 geldiğinde, şah C6 geldiğinde şah E6. Beklediği takdirde fil D3 beklemeyelim. Fil E4 bekleyelim. Beklediği takdirde at E5. Bunu geldiği takdirde D5 piyonuna baskı yapabilirim şimdi ben. At G4, at F6 ile D5 piyonuna baskı yapabilirim. Veya şah E7. Bu sefer yeni bir fikir. Beklediğini düşünüyoruz. At F7. Fil E4. At D6. Fil D3. At E8. Şah C6 gelirse şah D8. Bu sefer atı dolandırıyoruz. E7'den şah çekip gelebiliyoruz. Ya da at C7 gelip buraya baskı yapabiliyoruz A6'ya. Yani şahı sürekli itiyoruz anlayacağınız. Şahımız E7'deyken de, şah E6'dayken de itebiliriz. Buradayken de itebiliriz şah çekerek. Sürekli itip ya D5 piyonundan ayrı tutuyoruz ya A6 piyonundan ayrı tutuyoruz ve piyon kazanıyoruz. Temel mantığımız bu. Tabii ki burada şah G6'ya şah E7 oynuyor Kasparov. At çarpı D5. Şah D6'da belki şansı olabilirdi ama çok zor. Yine at F4 oynayıp şah F6 alacak. Dediğim konumu oluşacak yine. Yine de biraz daha direnebilirdi. En azından A6 piyonunu vermemiş olurdu. Şah E6, at C7, şah D7, at A6. Şimdi 2 piyon geriye düştü. Fil F3 piyonu bire indirdi ama şah F6, 2 piyon geri. Şah D6, şah F5, şah D5, şah F4. Beyazın bir temposu oluştu fili istediği için. Fil H1, şah E3. Şah C4, at C5. Gördüğünüz gibi şah da yanaşamıyor artık piyonlara. Fille beklemek zorunda. Fil C6. Peki beyaz bunu nasıl kazanacak? Beyaz bunu nasıl kazanacak? Çok basit. Bu piyonu tuttuğu sürece hayatta kazanıyor. Mesela atın D3'e koyuyor. Karpov'un yaptığı gibi. At D3. Fil G2. Eğer şah B3 oynamış olsaydı burada şah F4. Şah çarpı A3'e. Şah E5. Bunu gelseydi. Şah B3 gelseydi D5. Şimdi fil çarpı D5 alırsa şah çarpı D5, şah C3'e, şah C5 kazanıyor basitçe. Göstereyim istedim bunu. D5'e fili kaçarsa şah D4. Şah C5 yaptıktan sonra artık şahımız hem B4'ü hem D5'i koruyor. Artık at E5, D6, D7 kazanıyoruz. Bundan dolayı fil G2 oynuyor. Şimdi at E5, şah C3, at G6. Neden at G6? At F4, D5 sürmek istiyor. Şah C4 engelliyor at F4 D5'i. At E7. Neden at E7 yapıyoruz? Bu sefer at C8, at D6 ile B5'i almak istiyoruz. Fil B7 ya da at F5 ile at F5. Fil G2. Eğer şah D5 oynamış olsaydı burada artık şah D3'ten sonra şahı atmış olacaktık bir kare daha. Yeterli olacaktı bu kazanmak için. Fil G2 oynuyor. At D6. Şah B3. At çarpı B5. Şah A4. At D6 ve terk ediyor. Çünkü burada artık şah A3 alırsa piyonu B5'e koyduktan sonra şahı E5'e koyup D5 süreceğiz. Hiçbir şekilde yanaşamıyor piyonlarıma. Rahat bir kazanç bu. Beyaz için. Zaten şu an hiçbir şey yapmadan şah E5'e koymadan da direkt böyle de kazanabiliyoruz. Yani şah yetişemediği için fil de almak zorunda. Piyonumuz sağ kalmış oldu. Evet. Muazzam bir hamle. Bu tamamen bilgiyle ilgili. Nedir bu bilgi? Tek tarafta piyon kaldığı zaman vezir kanadı veya şah kanadı ve merkez, yani merkez veya vezir kanadı, merkez ve vezir kanadı veya merkez ve şah kanadı at filden daha kuvvetli. İtme mantığını da anlamış oldunuz bu partide. Gerçekten çok fazla bilgi olan bir parti bu. Kitaba da yakışan bir parti. Umarım analizden memnun kalmışsınızdır. Hem sorumuzu çözmüş olduk hem de çok güzel bir maçı analizlemiş olduk. Devamında gelecek yine sorularımızın analizleri ama bu partinin çok çok özel bir yeri var. Umarım dediğim gibi memnun kalmışsınızdır analizden. Bir sonraki sorumuzun analizinde görüşmek üzere.